Hayır, hiç de sevmiyoruz. Hayır, hayır, hayır. Nefret ediyorum. Adlarını bak açık söylüyorum, bu kadar insan da şahit. Adlarını bile duymak istemiyorum. Hepsi hırsız. Hepsi soydular ülkeye kardeşim. Doları yükseltti, ne yaptı? Ön kapıdan aldı doları, arka kapıdan kendi adamlarına verdi. Buradaki emekliyi, memuru, maaşını götürüp yatıran emekliyi mağdur etti. Var mı böyle bir dünya ya? Şimdi Sezen Aksu'yu atmış ortaya, insanların ağzını şöyle kıra vermiş. Şu kıraç kırı gibi. Buraya dalın diyor saf insanlar. Ben buradan götüreyim. 2023'e ne kadar götürsem kârdır. Onu ama unutsunlar. Duygular her zaman gerçektir. Hani asla olumlu şeyle olumsuz bir sonuç yaşanmaz. Eğer kızıyorlarsa mutlaka bir sinir, yani sinir oldukları bir durum vardır. Kimse sevdiğine normal olarak kızmaz asla. Vallahi neyini seveceğiz? Yani Numankul Turmuş zararsız bir adam yani. Ama sevmiyorum, ne seveceğim? Ya her sıkıntımız var. Hükümeti eleştirmiyorum. Yani sıkıntı var. Başka sıkıntısı vardır abi. Yani tamam sevgi farklı, şey farklı ama İnsanın başka sıkıntısı vardır tabii. Tabii insanlar sevdiğine kızar, doğru. Evet. Ama hani gönül isterdi ki her şey daha güzel olsun. Olmadı. Yani onların da birçok eksiği var. Herkes gibi. İnşallah düzelecek diyorum. Doğru söylemiş. İnsanlar sevdiğine kızarmış. Ya şu var. İnsanlar sevdiğine kızdığı noktalar tabii ki olur. En büyük anne, baba, kardeş, abla. Hepsi kızabilirsin. Ya yeri gelir düşman olursun. Ama işin sonunda aile ise, en basit vatansa bir araya gelmek zorundasın. Ya da doğru görüşü bulmak zorundasın. En büyük eksiğimiz burada bizim. En büyük insanlar bence şunu yapmıyor. İktidar, muhalefet herhangisiyse ya biz ne yapabiliriz ülkemiz için? Hadi bir konuşalım. Çözüm yolu bulalım. Bu ekonomik sıkıntısından tutun da insanların bu huzursuzluğunu neden? Ben mesela İspanya'ya gideceğim nasip olursa eşim İspanya'da yaşıyordu, yabancı, evlendim. Neden gitmek istiyorum? Yani şu an ben Türkiye'de kendimde bir şey bulamıyorum. Eşim geldi 5 aydır burada, diyor ki burada yaşanmaz diyor. Bak İspanya'dan buraya geldi diyor, burada yaşanmaz, ben burada yaşayamam diyor. Ya insan çektiği sıkıntı olmazsa, refah olsa, huzur olsa ya bu kadar ağır eleştiri de olmaz. Hani her insanların mesela ekonomik sıkıntısı çok, ne dersiniz? Ailesiyle problem otomatikman yaşamaya başlıyor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Otomatikman bunlar başlıyor. Güvensizlik, en basiti güvensizlik oluyor. Başka hiçbir şey yok. Yok ben sevdiğimden asla. Niye kızayım? Sevdiğim insana kızamam. Yani işini düzgün yapan insana kimse kızamaz. Niye kızayım ki? Öyle bir hakkım da yok. Takdir etmeliyim. Hiç kimse benim babamın oğlu da değil. Ama beni sıkıntıya düşürmüşse, bir eziyet çekmişsem buna tepkim olur yani. Ya iktidara sevdiğinden iktidara neyini sevsinler? Yani şimdi şu son 1-2 yıl içinde yani hükümet yani yürütemedi ki bir şey. Ne yaptı abi? Ne yaptı? Yani hiçbir şey yapamadı ya. Abi şimdi markete gidiyorsun. Marketten ne bileyim bakıyorsun hepsi aynı. Dolar düştü. Bak 18 liradan düştü. Yine aynı fiyat. Değişen hiçbir şey yok. Dolar düştü. Tamam dolar kaç para? 18 liraydı. 13. Hani abi ya? Hani şeker, hani bunların fiyatları? Ya insanları kandırmasınlar. Niye kandırıyorlar? Ya şekerin fiyatı düşüyor da yani dolar düştü. Niye bunlar düşmüyor? Ben anlayamıyorum yani. Marketler ateş pahası. Her markete git. Ya 17 lira, 18 lira, 15 lira. Yani şey yapmış ya. Çok pahalı yani. Hayat çok pahalı. Canım bir şey diyemem. Ya niye kızın insanlar kendi derdini tutuyor? Kendi idare derdini tutuyor. Çocuğun derdini tutuyor. Ne? Kötülük neyle gelir? Yoksulluktan gelir. Adam aç olursa hırsızlık yapar. Aç olursa her tür, bir affedersin bir köpek tok olursa gider orada yatar. Aç olursa sağa sola saldırır. Bu insanlar öyle değil. İnsanların derdini anlasınlar. İnsanların derdini bir gitsin de pazara bir. Kendi trilyonlukları alıyorlar, cebine koyuyorlar. Özel yemeklere gidiyor, özel uçaklarla geziyorlar. Fakir fukara niye yapıyor bak? Ne çileler çekiyor? Bir doğalgaz 800 lira gelir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bir elektrik dünyada görülmemesi 300-400 lira ya. Bu nasıl bir emekliliği nasıl geçinebilir? Böyle adalet mi olur ya? Sevdiğine kızarsa küslük olur bu tamam kızabilirsin. Sen sevdiğime kızmayacağım diye bir adam yok. Adam 40 senelik hanımını boşuyor kızıyor ama ne oluyor ayrılıyor gidiyor. Bu da öyledir sevdiğine kızarsa boşar. Öyle vatandaşa televizyonlarda küfretmek de bu işte yürümeyecek ben öyle düşünüyorum.